Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 47. güne 47. günde ne anlatacağım boşuna bunu yemedik çember daire mi anlatacağım tabii ki hayır silindir konusunu anlatacağım silindirin içerisinde de daire var çünkü silindir konusunu güzel bir şekilde anlatmayı planlıyoruz evet yine burada böyle sizin sıkıntı yaşayacağınız soruları böyle hesap edip animasyonla destekleyeceğim ve güzel bir anlatım yapmaya çalışacağım elimden geldiğince size bu konuyu çok güzel bir şekilde anlatacağım inşallah e o zaman hazırsak Gelsin Şafak Sayar. Şafak Sayar'a bakıyoruz. Niye? Çünkü sayfa numarasını söylüyor. 260 ile 264 arasını halledeceğiz Şafak Sayar'da. Sonra sayfa numarası 5'e bakıyoruz. Hemen 5. sayfa numarası 5'te. Ne görüyoruz? Silindir 1 ve silindir 2. Yani burada iki dersimizin olduğunu söylüyor. Bu ilk dersimizde silindir 1'i işleyeceğiz sizinle birlikte. O zaman hadi bakalım. 260. sayfaya geldik ve silindire başlıyoruz. Silindire bakıyoruz şöyle. Silindire baktığımız zaman hemen tanımına bakıyoruz. Tabanı daire olan prizmaymış. Bak normal halde TYT müfredatında yok gibi gözüküyor. Ama TYT müfredatta prizmalar var ya o yüzden silindir de aslında müfredatta. Hatta 2023 sınavında sordu TYT de karşımıza gelebilir. O yüzden dikkat. Tanımına bakıyoruz. Tabanı daire olan prizmaya. Prizma tabanı ve tavanı aynı olan şekilde. İşte bu şekil aynı zamanda nedir? Bir prizmadır. Şimdi animasyonla ben sana göstereceğim ama animasyonla göstermeden önce bir kağıtla da göstermem lazım sana bunu açılımını. Bu şekilde ilk önce tanımı iyice irdeleyelim. Tabanı daire ama prizmalarda yan yüzey dikdörtgen olurdu. Bunun açılmış halinde. De yan yüzeyi dikdörtgen oluyor. Açılmış halini gel birlikte görelim. Şöyle bir kağıdı aldık. Hatta kendimi bir büyüteyim şöyle bir. Büyüttüğüm zaman şöyle dikdörtgen şeklinde bir kağıt var elimde. Ben bunu böyle kıvırdığım zaman bak şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kıvırdığım zaman şuraya bakarsın. Görüyorsun şöyle bir silindir karşımıza çıktı mı? Çıktı. E şimdi bu silindiri açtığım zaman hop açtım. Ne geldi karşıma? Bir dikdörtgen geldi. Dikdörtgen kapakları da vardı. Kapakları da şöyle alttan üstten koyalım. İşte silindirin açılışı bu şekilde. Dikdörtgen artı iki tane de kapak var altlı üstlü. Ha bu kapaklar biri sağda biri solda olabilir fark etmez. Yeter ki üstte ve altta olsun hiç fark etmez. Peki burada şunu da göstermek istiyorum. Tam anlamıyla anlatmak istiyorum kağıtla. Şu silindir şeklinde ya silindir şeklinde. Tabanı daire şeklinde bak şu tabana dikkat et. Açıyorum şimdi tabana dikkat ediyorsun yine. Açtığın zaman hop burası tabandaki dairenin çevresi kadar olmadı mı? Bak kapatıyorum. Bir daha kapatıyorum. Şöyle kapatıp gösteriyorum. Kapatıp gösteriyorum. Kafa söyle işareti kalması. Şuraya dikkat et. Hocam şuraya dikkat ettiğim zaman şöyle ne görüyorum? Bir daire görüyorum. Şunu şöyle açtığım zaman da hop açtım. O dairenin şurası dairenin çevresine eşit oldu mu? Oldu. İşte bu şekilde kağıt üzerinde gördük mü? Gördük. E o zaman ne yapalım şimdi? Normal şeyimiz gelsin bakalım. Şuraya baktık. E baktıktan sonra ya kağıtla gördük ya bir de animasyonla da gösterelim bunu ya değil mi? Animasyonla da animasyon gelsin bakalım şöyle. Şöyle bir silindir var elimizde. AD boyunca kesip şöyle açtığım zaman kapakları da şöyle kaldırdığım zaman yani yukarı açıp aşağı açtığım zaman işte bu şekilde açılış halini gördük Açıldığında da yan yüzeyi bir dikdörtgen oldu, alt yüzey taban ve tabanda bir daire olduğunu görüyorsun. Evet. işi garantiye aldık. Animasyonla da gösterdik. Konu anlatımına devam. Şimdi silindirde bizim için önemli olan nedir? Hocam hacim ve alan. Hacim ama hacim ve alana gelmeden önce şuradaki tanımlamaları da yapalım. Bu yarışap. Bu da yan ayrıt uzunluğu da yükseklik yapıyor. Şimdi hacime gelecek olursak bütün prizmalarda hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Bunu bil. Bunu bil. Bunu bil. Bunu bil. Yoksa hocam hacim pire kare çarpı aç dersen unutursun. Bu bir prizma yap olduğu için hacim taban alanı bir daire. Dairenin alanı pi r kare olduğunu biliyorsun. Pi r kare çarpı yüksekte h olduğundan pi r kare çarpı h hacime eşit. Peki hocam alan nedir? Alan da yanal alan artı taban alanları. Taban alanları nedir? İki tane pi r kare var. Taban alanları bunlar. Yanal alanda bir dikdörtgendi. Yanal alanda her zaman taban çevresi çarpı yükseklikte Taban çevresi zaten açtığın zaman bak burası iki pi r olduğunu da görüyorsun. Burası iki pi r. Burası da h artı 2 pi r çarpı h olduğunu biliyorsun. İster açılışını yap. Aç zaman taban çevresi burası 2 pi yapıyor. Burası da aşağı. Yanal alan 2 pi çarpı h olduğunu gör. İstersen bütün prizmalarda yanal alan taban çevresi. Tabanda daire taban çevresi de 2 pi çarpı h diyerek de sonuca ulaşabiliriz. E bitti gitti. Al işte bak şimdi burada hepsi yazıyor. Hacim taban alan çarpı yükseklik bu şekilde bil. Pi kare çarpı h değil. Yani şu şekilde bilmene gerek yok. Kendiliğinden çıkıyor. Alanda taban alanları artı yanal alan taban alanları 2 tane pi kare var. Taban taban dikdörtgen. 2 pi çarpı h da bize yanal alan veriyor. Bunları topla Zamanda zaman da cevap çıkıyor kardeşim. Tamam. Hadi bakalım. Öğrenme alanı sorularıyla başlayalım. Taban yarıçapı 4 birim, yüksekliği 15 birim olan bir dik dairesel, bir dik silindir üzerinde birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Bu arada dik silindirden bahsediyoruz. Şöyle eğik silindirlerde var da müfredatta yok haberin olsun. Şimdi şekli çizelim. Bir dik silindir şöyle çizdim. Sonra şekli çiziyoruz. Şöyle de çizdik. Bu dik silindir üzerindeki en fazla uzaklık. Bak açık halindeki sorulmuyor. Dik silindir düşüneceğim. Dik silindirin üzerinde iki tane nokta seçeceğim en fazla uzaklığı bulmaya çalışacağım ve yükseklik 15 yarıçapta 4 olarak verilmiş. Yarıçap 4, yükseklik 15 verilmiş. Hocam birbirleri arasındaki en fazla uzaklığı bulmam için birisi tavanda birisi de tabanda olması lazım. Ve bir tanesini mesela burada seçtiysem eğer ben, hocam bir noktayı burada seçtiysem bir noktada aşağıda olacak ya. Şuradaki noktayı seçebilirim ya da şuradaki noktayı seçeyim ya da buradaki noktayı seçebilirim. E daha da uzak daha da uzak almam lazım. Ta en çaprazdakini alırsam işte bu en uzak olmaz mı? Olur. O yüzden en fazla uzaklık işte bu. Bizden bozun bu Hocam temel dikten yapıyor bak bu soru. Niye? Bu zemine dik değil mi? Evet. Şu yarı çapı da çizersem zemine dik olduğundan burası da temel dikten dolayı 90 derecedir. Yani 4 burası 15 burası. Toplamda burası 8 burası 15. 8 15 17 üçgeninden en fazla uzaklık silindirdik üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki en fazla uzaklık ne oldu arkadaşım? 17 uzun oldu. Uzaklık dediği için iki noktayı birleştirdik. Yoksa hocam ben buradan bir şey seçerim. Böyle giderim böyle giderim böyle giderim böyle giderim böyle giderim en fazla böyle yapalım falan dersiniz ama uzaklık nedir? İki nokta arasındaki düz bir çizgidir. Değil mi? Düz bir çizgi olduğu için bu şekilde bulduk. Cevap 17 oldu. B şıkkına gelelim. Taban ayrıtı 2 birim yüksekliği 8 birim olan dik dairesel serilerin yüzey alanını ve hacmini bulun. E arkadaş şekli de çizelim hadi ne olur ne olmaz. Şöyle çizdik şöyle çizdik. Yarıçap kaç verilmiş? 2 yükseklik kaç verilmiş? 8. Şimdi hacim neydi? Hacimi bulalım ilk etapta. Hacim neydi? Pi taban alanı çarpı yükseklik. Pi r kare çarpı h. Yani 4 kere 8 32 pi geldi. Bir de neyi bulacağız? Yüzey alanını. Alanı bulurken taban alanları pi r kareden 2 tane var diyeceğim artı yanal alan. Yanal alanda tabağın çevresi istersen açılımını çiz. Açılımını çiz. Gör. Ne diyorduk direkt? Prizm olduğu için taban çevresi. Yani 2 pi r çarpı yükseklik şeklinde de bulunuyordu. Burası 8 pi artı burası da 32 pi. Topladığımız anda kaç yaptı? 40 pi yaptı. Evet hacim. Hacim ne çıktı burada? Evet 40 pi. Bir dakika. Alan 40 pi. Hacim de 32 pi. Cevap da bakalım da sıkıntı yaşamayalım. Bazen yanlış çözüyoruz. Evet birinci soruda 17 çıkmış. A şıkkı da 17 çıkmış. Sıkıntı yok. Devam edelim edelim C şıkkına. Evet C şıkkında da taban çapı nedir diye soruluyor şimdi. Bir dakika taban çapı ve H birbirine eşit verilmiş. Ha taban çapı 12 ise yarı çapı kaç yapar? 6 yapar. Bizden ne isteniyor? O2T isteniyor. Bak O1 alttaki dairenin merkezi o de üstteki dairenin merkezi. Bizden buradaki uzunluk isteniyor. Bir uzunluk istenildiği zaman genelde dik üçgenden buluyorduk. Hocam O1 ve O2 boşu boşuna verilmemiştir. O1 merkezi ise bu O2 de burası ise, bu O1 ile O2 arasındaki uzunluk yükseklik değil midir? Evet. Şimdi yükseklik 12 verilmiş ya. O zaman burayı da çizdik. 12 oldu. E ne yapacağız? Sonrasında da şunu yapacağız kardeşim. Bizden şu o 2T uzunluğu isteniliyor. Hocam bir üçgen oluşturalım. İşte üçgen oluşturunca bu dik üçgen. Çünkü burası zemine dik. E o zaman dik üçgen oldu. Taban çapı kaç verilmişti bize? 12. Yarı çapı kaç oldu? 6. Yap burada Pisagor'unu. 1 2 kök 5 üçgeninden cevap 6 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Evet C şıkkında bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 1'e. Normal sorularımıza geldik. Hadi bakalım. Taban alanı ile yan alanı sayıca birbirine eşit. Taban alanı şimdi bir silindir çizelim şöyle. Yarı çapı R olsun. Yüksekliği olsun. Taban alanı ile bak taban alanları demiyor. Taban alanı ile yanal alanı diyor. Taban alanı bir tanesi. Yani pi r kare diyeceğim. 2 pi r kare değil. Taban alanı. Bir tane tabanının Pi r kare. İle yanal alanı. Yanal alan neydi arkadaşım? Taban çevresi çarpı yükseklik. İstersen şu şekilde ağaç Bunu böyle çiz. Hocam burası açıldığı zaman 2 pi r oluyor. Burası da h oluyor. 2 pi r çarpı h olduğunu da bu şekilde gösterebilirsin. O zaman buradan pi'lerden ay mı ile r'lerden bir tanesi gitti. R'yi buradan ne bulduk o zaman? 2 h olarak bulduk. O zaman şekli tam anlamıyla güzel bir şekilde çizeyim böyle. R 2 h eşit mi? Evet. R dediğimiz 2 h eşit. Burası H'ken R dediğimiz 2 h oldu mu burası? Oldu. Hemen buraya da 2 h diye söyleyeyim. Şimdi bu silindirin hacmini ne vermiş? 108 pi vermiş. Yani pi R kare. R dediğimiz 2 h'tı. 2 hin karesi çarpı h. Pi R kare taban alanı çarpı yükseklik bize 108 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. Buradan 4 h kare çarpı h. 4 h yaptı. Eşittir 108 yaptı. O zaman h küp de buradan neye eşit oldu? 108 bölü 4. 2'ye bölsen 54. 2'ye bölsen 27. 27 haşı da buradan kaç bulduk? 3. Haş 3 çıktı. 2 haşı kaç çıktı? O zaman 6 çıktı. Silindirin taban çapı nedir diye soruluyor. Ee, çap ne olacaktır o zaman? Yarı çap 6 ise 2 tane alttan cevap kaça eşit olacaktır? 12'ye eşit olacaktır. Evet. Böylelikle sorunun doğru cevabını 12 olarak bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi örnek 2'de de taban merkezleri O1 O2 olan bir dik silindir. Şekildeki gibi 1 bölü 6'sı çıkartılıyor. 1 bölü 6'sı nasıl çıkartılıyor? Hocam bu Burada 1 bölü 6'sını çıkartacağım. Yani şu daireye tamamlayacak olursak öncelikli olarak. Bak şimdi. Öncelikli olarak şu daireye tamamladım. Şöyle. Şunu da şöyle silindire tamamladım. Öncelikli olarak burası ile 1 bölü 6'sını çıkartacaksam. Yani burada dairede 1 bölü 6'lık kısmı şey yapacağım. Şurası tüm dairenin 1 bölü 6'sı olacak. O zaman açıda 1 bölü 6'sı olmaz mı? Yani burada kaç kaç derece çıkar? O zaman 60 derece çıkar. 60 derecelik bir dilim çıkartacağım buradan. Ee, nasıl çıkartıldığını da göstereyim sana. Elimizde bir silindir var. O silindirden de bir parçayı çıkartacağım. O parçayı da nasıl çıkartacağım? Şu şekilde çıkartacağım. Şu parçayı çıkartacağım. 60 derecelik dilimi çıkarttım. Hatta yan tarafa koydum. Görüyorsun bu şekilde. Çıkarılmış hali bu. Çıkarılmış hali de bu. Eski hali de bu. Evet bu şekilde oluştu. Şimdi burada ne yapacağız? Silindirin çapı ile yüksekliğin uzunluğu birbirine eşit. Silindirin çapı yani burası R iken çapı 2R oldu. Yüksekliği de 2R mi olacak o zaman? Evet. Şimdi o zaman yukarıdaki cismin hacmi. A çıkarılmış haldeki cismin hacmi. 360 pi olarak verilmiş bize. Olduğuna göre çıkarılan parçanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. O zaman çıkarılan parçayı da ben yan tarafta da göstereyim böyle. Bak çıkarılan parça şu şekildeydi değil mi? Evet şu şekilde bir parça oldu. Bu bir şöyle bir parça. Şimdi arkadaş ne yapacağız? Burada yukarıdaki cismin hacmi çıkarılmış. 1 bölü 6 çıkarıldı ya. Hocam 1 bölü 6 çıkarıldıysa ben şuradaki kısma V dersem buradaki kısım ne yapacak? 5V yapacak. Yani burada bize 5V'yi vermiş aslında. 5V kaç? 360 pi olarak verilmiş. O zaman 5V 360 pi ise V'si kaç yapacaktır burada? 72 pi mi yapacak? Evet. E burada toplamda 6V V silindir değil midir? Evet. 6 v de buradan kaç yapıyor o zaman? 6 çarpı 72 pi'ye eşit oluyor. Dur hesaplamayalım. Bir gerek kalmaz. E o zaman buradaki 6 çarpı 72 pi neye eşittir? Hocam şu yarı ve yükseklik belli. Pi r kare çarpı h'a eşittir. Buna eşittir. O zaman burada sadeleştirmelerimizi yapalım bakalım. Pi'ler nanay. 2'ye böl. 2'ye böl. 36. 6 çarpı 36. 216 yaptı. R küpe eşit oldu. R'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 6 bulduk. 6'nın küpü 216'tır. Evet. R 6 çıktı. Burası 6. Burası 6 burası 6 burası 6 ve burada kaçta kaç derece? 60 derece. Şimdi buna göre çıkarılan parçanın yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu soruyu iki şekilde yapabilirsin kardeşim. Çıkarılan parçanın yüzey alanı. İki şekilde yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Ayrı ayrı buraları bulabilirsin alanı bulurken. Hocam buradaki dikdörtgenin alanı. Bak R'yi 6 bulduk ya. 2 rde kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Burası da 12 oldu. Hocam buradaki dikdörtgenin alanı çıktı ya. Bak buradaki dikdörtgenin alanı. İki tane dikdörtgenin alanını hesaplarsın. Sonra bu daire dilimlerini hesaplarsın. Sonra şuradaki parçanın alanı alanını hesaplarsın. Bu parçada nedir? Hocam silindirin altta biri. yan alanının altta biri deyip yapabilirsin. Ya da ben bunu şu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Hocam ben şuna bakacak olursam bu aynı zamanda bir silindirin bir parçası. Aynı zamanda bir prizma değil mi? Çünkü prizma dediğimiz şey neydi? Hocam tabanı ve tabanı aynı olan şekiller prizmaydı. E prizmalarda hacim neydi? Pardon alan neydi? Alan taban alanları artı. Bak alanı yazıyorum şimdi. Dikkat. Alan taban alanları. Yani iki tane 60 dilim var. İki tane pi R kare 60 bölü 360 taban alanını yazdım. Artı yanal alan. Yanal alanı bulurken ne yapacağım? Yanal alanda bütün prizmalarda taban ne olursa olsun fark etmez. Sen bunu açtığın zaman şu dikdörtgeni şöyle açtın mesela. Bu dikdörtgeni böyle açtın. E burada şöyle silindirin belli parçasının açılmışı da yine bir dikdörtgen yapmayacak mı? Yapacak. Yani ne yapıyor? Şurası şöyle bir. Şurası şöyle bir. Şurası şöyle bir yaptı. Yani bunları açtığın zaman. Hocam buradaki uzunluk 6. Buradaki uzunluk 6. Şunu açtığın zaman da şu yay uzunluğu değil mi? Evet. Bu şekilde da açıp da yanal alanını bu şekilde yazabilirsin. Ya da bu bir prizma olduğu için ne dedik? Hocam taban çevresini bulacağız. Taban çevresi çarpı yüksekliktir yanal alan. Bak taban alanları bulduk. Yanal alan kaldı. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Çünkü bu bir prizma olduğundan dolayı. O zaman ben buradaki neyi bulmak zorundayım? Bir de şuradaki taban çevresinde şurayı bulmalıyım. Burası da yay uzunluğu 60. 60 derecelik bir yay uzunluğu değil mi? Evet. Yani 2 pi r 60 bölü 360 yaptı. Gitti gitti gitti. Burası da 2 pi yaptım yaptım yaptı. O zaman taban çevresine bak bakalım burada. 2 pi burada. 6 burada. 6 burada. Yani 2 pi artı 12 yaptı burası. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de zaten 12. İşte bana tüm alanı verir. Dikkat et. Taban alanından 2 tane var dedik. Yana alanda taban çevresi çarpı yükseklik dedik. Bu şekilde daha rahat bir şekilde bulunur. O zaman burada hocam ne oldu? Sıfırlar gitsin. 36'lar gitsin. 12 pi yaptı burası. Artı şunu yaptık. 24 pi oldu burası. Sonra bunu yaptık. Artı 144 oldu burası da. E sonra burası kaç yaptı? 36 pi artı 144'e mi eşit oldu? Aynen öyle. Evet böylelikle örnek 2 36 pi artı 144 şeklinde bulduk. E o zaman o zaman 36 pi artı 144 bulduysak geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de A ve B şıkkında iki tane soru sorulmuş. Şimdi ilk önce diyor ki şöyle elimizde bir dikdörtgen var. A şıkkı diyor ki AB etrafında döndür. Animasyonda hemen göstermek istiyorum. AB etrafında ben bunu döndürecek olursam şu şekilde döndürmek istiyorsam. Hadi bakalım AB etrafında döndürelim şekli. Bak döndürdüğün zaman ne oldu? Yan yatık bir silindir çıktı. Tamam. O zaman A şıkkını şurada yapayım ben. Şurada gösteriyorum. Yan yatık bir silindir çıktı. E o zaman burada şu şekilde bir dikdörtgeni ben nasıl döndüreceğim? Hocam biz animasyonda görüyoruz da döndürülmüş halini nasıl yapacağız? Bir de onu da size göstereyim tabii ki. Hocam şöyle bir şey var ve şunun etrafında döndüreceğim. Bak şimdi şunun etrafında döndüreceğim. Bunun etrafında döndürürken şöyle bir döndürme yapacağım ya. O zaman buna göre bir simetriğini aldım şeklin. Hocam bu dolu kısım buraya geldi. E şimdi döndürmeyi yaptığım zaman ne olacak? Bu uç buraya geldi. Dönerken dönerek gelecek. Hop şöyle hop böyle olacak. Bu uç da buraya gelecek. Hop böyle hop böyle yaptı. O zaman burası 2 idi. Bu yükseklik de şurası da 4'tü. Yani yarı çapı 2 olan yüksekliği de 4 olan bir silindirle karşılaştık burada? Karşılaştık. Tamam. E o zaman bizden AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle cismin alanı ve hacmini soruyordu bize. E alan nedir arkadaşlar? İlk önce hacmi yapalım istersen. Hacim nedir arkadaşım? Hacim dediğimiz şey pi r kare çarpı h. Direkt 16 pi mi yaptı? 4 kere 4, 4 kere 4, 16 pi Hacimi 16 pi bulduk. Şimdi gelelim alana. Alan dediğimizde taban alanları taban alanları nedir? Bir daire yarı çapı 2 olan daire. 2 tane pi r kare artı yan alanını taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik yapıyor. Şu 4 kere 2 8 pi yaptı burası. Burası da 16 pi. Topladığımız zaman da kaç pi yaptı? 24 pi yaptı. O zaman alanı da böylelikle 24 pi olarak bulduk. Şimdi gelelim B şıkkına kardeş. Tamam. Olay bu. B şıkkı da diyor ki BC etrafında 90 derece döndürülmesiyle şunu BC etrafında 90 derece döndüreceğim. Arkadaş 90 derece döndürelim. Yine bir animasyonda gösterelim. İlk önce ben sana 360 derece döndüreyim. Bak BC etrafında 360 derece döndürdüğüm zaman ne yapıyor? Yarı çapı 4 olan yüksekliği 2 olan bir silindir karşımıza çıktı mı? Çıktı. Peki şimdi ne yapacağız? 90 derece diyor. O zaman 90 derece döndürmüş hali. O zaman o silindirin 4'te 1 olacak. Ya da yine animasyonunu göstereyim sana. Şöyle bir 90 derece döndürdüğüm zaman ne oluyor? Çeyrek bir silindir çıkmıyor mu karşımıza? Şekilde gördüğün gibi çıkıyor. İşte böyle bir şeyle karşılaştığın zaman ne yapıyorsun? Hocam burada da ilk ilk önce ben bunun bunun etrafında böyle şu şekilde döndürüldüğünde 360 derece döndürüldüğünde hemen 360 derece döndürülmüş halini göstereyim ben sana ilk etapta hocam 360 derece döndürüldüğünde şöyle bir silindir oldu değil mi şu şekilde bir silindir oldu ama bizden ne isteniyor hocam bizden 90 derece döndürülmüş isteniyor 360 derece döndürülmüş hali burasıysa 90 derece döndürülmüş hali ne olacak şu şekilde olacak kardeşim şunu 90 derece şöyle geleceksin sahip 90 derece böyle geleceksin yani şuradaki silindir yapıyor kardeşim işte tabana hatta şekli tam olarak çizeyim ben sana gördün sen onu da şöyle bir dikdörtgen var ya elimizde. Bak şimdi kırmızıyla çizeyim tabii orayı. Şöyle bir dikdörtgen var ya elimizde. Şimdi bu dikdörtgeni ben kaç derece döndüreceğim? 90 derece. Neyin etrafında? Şunun etrafında. E döndüreyim 90 derece. 90 derece döndürmüş halinde de şöyle bir silindir çıktı karşımıza. İşte burası 90 derece. Burası da 90 derece. Hop şöyle hop şöyle. Çeyrek bir silindir karşımıza çıktı mı? Çıktı. Tabanı bak şurası. Tabanı bak şurası. Şimdi burada 90 derece döndürülmesiyle oluşan cismin alanını ve hacmini bulunuz. Hacim basit. Hacim nedir? İlk önce hacmi bulalım biz. Hocam tab bu Anyway, bu bir silindir değil mi aynı zamanda şöyle baktığımız zaman? Hocam bu bir silindir. Silindir. Niye silindir? Pardon silindir. Prizma. Tabanı ve tavanı aynı olduğu için. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğim. Yükseklik. Yarı çapımız kaç? 4. Yüksekliğimiz kaç? 2. Tabanı da çeyrek daire olduğu için pi r kare bölü 4. Taban alanı yapar. Çeyrek dairenin alanı çarpı yükseklik. Direkt bana hacmi verecektir. O zaman buradan ne geldi bu? 8 pi geldi. E şimdi o zaman bir de alanına bakalım. Alanını hesaplarken de ne yapacağız? Arkadaş ayrı ayrı alanları hesaplayabiliriz. Sen şimdi bunu döndürdüğün zaman hocam silindir silindirin dörtte birinin alanı olur diyeceksin. Hayır. Buradaki yüzeyler bak dikdörtgen. Şu şekilde döndürüyorsun ya. Dikdörtgeni döndürmeyi düşün. Dikdörtgeni bu şekilde döndürürken e, normalde 360 derece döndürdüğümüz zaman ne oldu? Şöyle bir silindir oldu. O dikdörtgenler kayboldu. Ama açısal döndürme yaptığın zaman bir dikdörtgen buradayken bunu bu şekilde döndürdüğün zaman bir dikdörtgen de buraya geliyor. Bu dikdörtgenlerin yüzeylerini de hesaplamamız gerekiyor. Evet doğru. Dikdörtgenler haricindeki kısım çeyrek silindir. Yani silindirin alanını bulup çeyrek silindir alanı şeklinde diyebiliriz. Çünkü üst taban, alt taban ve yan yüzey burası çeyrek silindir yapıyor gerçekten. Ama ekstradan da şunları ekleyeceğiz. Bu şekilde yapabilirsin. Ama ben bu şekildeki sorularda bir de ne yapıyordum? Bir önceki soruda da yapmıştım. Hocam bu aynı zamanda bu prizma. Çünkü tabanı da tavanı da aynı olduğu için. O yüzden prizma mantığından gideceğim. Prizmada taban alanları. iki tane taban alanı var. Pi r kare bölü 4. Çeyrek daireden iki tane var. Artı yanal alan. Yanal alanı bulurken ne diyorduk? Hocam yanal alanda bu prizmaya tabanı ve tavanı aynı. E tabağın çevresini bulmam gerekiyor. Taban çevresinde zaten burası 4 burası da 4. Şuradaki yay uzunluğunu bulmam lazım. O da 2 pi r bölü 4 çeyrek yay uzunluğu. Yani 2 pi yaptı burası. O zaman taban çevresini yazalım. Taban çevresine bakacak olursam 2 pi artı 8 değil midir? Evet. Yani 2 pi artı 8'i yazdım. Bir de çarpı yükseklik diyeceğim. O zaman alan neye eşit oluyor? 4'lerden bir tanesi şey gitti. 8 pi burada artı. Şunu da attım. 4 pi geldi buradan. Bunu da attım. Artı 16 geldi. Cevap da böylelikle 12 pi artı 16'ya eşit oldu. Evet şekli biz çizdik. Biz oluşturduk. Animasyonda da gösterdik. Herhangi bir şekilde sıkı yaşama diye. Ve aynı zamanda üstteki soruya da benzedi mi? Şöyle baktığın zaman. Evet üstteki soruya da benzedi. Hatta farklı bir bakış açısı da kattık soruya. Dedik ki şu alanları böyle hesaplarken şu silindirin üst tarafı alt tarafı 60 derecelik. Bir de bu yan yüzeyi. Evet bunlar ne yapıyor? Silindirin tüm alanı yapıyor. tüm alanın altta bir yapıyor. Bir de ilk sıradan ne eklememiz lazım? Dikdörtgenlerin alanını eklememiz lazım deyip de farklı bir çözüm yöntemi de bu şekilde de söyleyebiliriz. Ama ben gel genelde ne yapıyorum? Şu teknik çok hoşuma gidiyor dedim. Bu bir prizmadır. Prizmadaki gibi taban alanının iki katı artı yan alan taban çevresi çarpı yükseklik de gittim. Evet bu şekilde de örnek 3'ü hallettik. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te de şöyle bir sözel bir soru var. Su dağıtımı yapan bir tankerin taban yarıçapı 3 metre ve yüksekliği 8 metre olan dik silindir biçimindeki tankın tamamı suyla doludur. Evet bir tank var elinde. Taban yarıçapı 3 yüksekliği 8. Şöyle bir tankımız var. Silindir şeklinde. 3'e 8 olacak olacak. Onu da şöyle göstereyim. Yarı çap 3 yükseklik 8. Ve bunun içi tamamen neyle doluymuş? Hocam bunun içi tamamen hadi turkuaz renkle göstereyim. Bunun içi tamamen suyla doluymuş. Peki. Soruyu anlamaya çalışıyorum. Anlamak için ne yapıyorum? Basit bir şekilde şekli çiziyorum. Sonrasında ne diyor? Sonrasında da diyor ki bize bu suyun bir kısmı taban yarı çapı 50 santimetre. yüksekliği de 1 metre olan dik silindir biçimindeki 216 damacana ve damacanalar tamamen dolu olacak şekilde konanılabiliyormuş. Hmm. Buna göre damacana dolumundan sonra depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır diye soruluyor. Şimdi tabağın yarıçapı kaç santimetre? 50 santimetre diyor. Ve yüksekliği de 1 metre olan 50 santimetre kaç yapıyor? Hocam 100 santimetre 1 metre yapıyor. 1 bölü 2 metre yapıyor. Metreye çevirelim. 1 bölü 2 metre yüksekliği de kaç? 1 metre olan dik silindir biçimindeki 216 tane şeye boşaltılıyormuş. Ee, Neye Silindir biçimindeki damacanalara tam dolu olacak şekilde boşaltılıyor. O zaman burada boşaltıldığında zaman şuradaki suların hepsini bunun 216 tanesini boşalttım. Şurada da bir su kaldı mı? Kaldı. İşte başlangıçtaki suyu e, kaçta kaçı kalmıştır diye soruluyor bize. O zaman ben şuradaki boşalttığım suyu bulmaya çalışayım. Arkadaş bunun hacmini bulabilirim bu arada. Bu ilk baştaki hacmi nedir? İlk baştaki pi r kare çarpı h. Bu da 72 pi ilk baştaki hacim. Şimdi 216 tane ne hesaplayayım? Küçük damacanaları hesaplayayım. 216 tane pi 1 bölü 2'nin karesi çarpı haş. Bu da kaç yaptı? 1 bölü 4 yaptı değil mi? 216 çarpı 1 /2 bölü 4 pi yaptı. 2'ye bölsen 108 2'ye bölsen 54 mi yapıyor? Bu da 54 pi yaptı. Arkadaş 54 pi'si boşaltıldı. Bu kısmı boşaltıldı. Öyle söylüyor bize. Kalan kısmı da o zaman 72 pi'ydi. Kalan kısmına da ne kaldı? 18 pi mi kaldı? Evet. Şimdi soruyu okumaya devam edelim. Damacanaların dolumundan sonra bununla damacanaları doldurdum ya damacanalar tamamen dolu olacak şekilde konulmuştu. Depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır? Yani şuradaki su ilk baştaki deponun kaçta kaçıdır diye soruluyor bize. E o zaman bizden istenilen şu. Kalan su 18 pi. Damacana'nın yani ilk baştaki tam dolu deponun hacmi neydi? 72 pi O zaman bunu buna oranlarsam kalan suyun ilk baştaki suyun hacmine oranını bulurum ya da kaçta kaç olduğunu bulurum. Bu da kaç yapıyor? 1 bölü 4 mi yapıyor? Evet 18 bölü 72 1 bölü 4 yapıyor. 4'te 1'i dolu olmuş oluyor. Cevap 1 bölü 4 çıktı. Evet örnek 4'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de ne demiş? Aşağıdaki şekilde yarı çapı 2 bir olan silindirin içinde bir miktar su vardır. Buna göre hacmi pi birim küp olan. Bak bunun hacmi pi olarak verilmiş. Demir bloklardan en az kaç tane atılırsa silindirin içindeki su taşar? Buradaki bloğu bir tanesini attım. Şöyle buraya attım mesela. Atınca su biraz yükseldi mi? Ya, yükseldi. Bir tane daha atınca bir daha yükseldi mi? Hocam bir daha yükseldi şu şekilde. Böyle 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 attıkça su yükseliyor. Ne oluyordu? Hacmi kadar su yükselmiyor muydu? Eğer suyun içine tamamen batarsa. Evet, hacmi kadar su yükseliyordu. O zaman ben diyeceğim ki, ne diyeceğim? Aa, o zaman ben burada bunun içine böyle 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 atmaya devam edeceğim. Atmaya devam ettikçe buradaki suyu hep aynı şekilde pi birim küp pi birim küp yükselecek. O zaman çünkü hacmi kadar su yükseltecek. O zaman buradaki yükselen suyun hacmi hep pi olacak. Pi olacak. Pi olacak. Böyle devam edecek. Ben bu pi'lerle nereyi dolduracağım? Boşluğu dolduracağım. Yani <laughs> kaç tane attım? X tane attım diyelim. Mesela pi çarpı x. X tane attığım zaman pi çarpı x oluyor burası. Pi çarpı x burayı dolduruyor mu? Hep dolduruyor. En az kaç tane atılırsa silindirin içindeki su taşar diyor. Ha. En son attım bir tane daha. Buraya kadar geldi. En son attığımda buradan taşırdı mesela. Pi çarpı x ne olmak zorunda o zaman arkadaşlar? Burada suyun taşması istiyorsam şuradaki boşluğun hacminden bir de su taştığı için pi çarpı x'in büyük olması lazım. Bak tekrarlıyorum. Hocam bir tane atınca pi yükseldi. Bir tane daha atınca pi daha yükseldi. Bir tane daha atınca pi daha yükseldi. X tane attım. X tane atınca en sonuncusunda da su taşıyor. En sonuncusunda attığım zaman su taşacak. O zaman su taştığı için ben ne yaptım? Buradaki pi'lerle boşluğu doldurdum. Ama en sonuncu attığım zaman boşluk taştı. Yani burada x tane pi attığım zaman su taştığı için boşluktan büyük mü olacak o zaman hacim? Evet boşluğun hacminden büyük olacak. X tane pi büyüktür. Boşluğun hacmi. Boşluğun hacminde de yarıçap kaç? 2. Yükseklik kaç? 5. Pi 2'nin karesi çarpı 5 olacak. O zaman pi'ler sadeleşti. X büyüktür. Ne diyeceğiz o zaman burada? 4 kere 5 20 oldu. O zaman ben tam olarak 21.yi attığım zaman. Bak 21.yi attığım zaman ne olacak? Su taşacakmış kardeşim. Bizden en az kaç kaç tane atılırsa diyor soruluyor zaten. Sen su taştıktan sonra 22.yi de atsan yine su taşmaya devam ediyor. 23.yi de atsan su taşmaya devam ediyor. Aa burada en az kaç tane atılırsa diye soruluyor bize. O zaman 21.yi attığımda su taşacak. Bak güzel bir soru. Güzel bir yorum. Ne yapıyor? Hep pi yükseltiyor. Pi yükseltiyor. Ben burada ne yapıyorum? Boşluğu dolduruyorum. İşte burada sulu sorularda hep suyu düşünmemek lazım. Bazen boşluğun hacmini de düşünmek lazım. Çünkü boşluk da orada suyla doluyor. İşte burada pi'den x tane atınca suyun taşmasını yani boşluğun hacminin hacmi büyük olmasını buldum. x çarpı ve güzel de yorumladık aslında soruyu. Böyle bir soruyu da öğrenmiş olduk. Evet örnek 5'i 21 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bu da güzel bir soru. Şekildeki havuz iç içe geçmiş iki silindirden oluşmaktadır. Yani şu şekilde iki silindir var. Bir siyahı düşün bir de şu maviyi düşünme. Dıştaki silindirin yarı çapı içteki silindirin yarı çapından 3 birim daha fazladır. Tamam. Hemen bunu gösterelim. Bunun yarı çapı R iken öbürü R artı 3'müş kardeşim. Eyvallah. Şimdi devam edelim. Yükseklerinden de bahsetmiş. 3 birim daha fazla ve silindirlerin yüksekliği de 9-16 verilmiş. Bunun yüksekliği 9 iken bunun yüksekliği 16. Tamam. O zaman burada şunu da düşünelim. Bunun yüksekliğinde şöyle 16 diyelim. O zaman hocam burası 9 şuraya kadar kısmı da kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Hatta su seviyesi buradayken böyle 7 yapacaktır. Bu. Tamam. Şimdi diyor ki bize içi, içteki silindir tamamı su ile doluyken. Evet buradaki silindirin tamamı su ile doluyken. Sonra ne oluyormuş? Burada da bir musluk varmış. Tam burada. Tam bunun seviyesinde. Şu 9 birim yüksekliğinde. Şöyle bir musluk varmış. Bunu açacağım. Bunu açınca bu musluğu aç açınca buradaki suyu boşaltıyor mu? Boşaltıyor. Buradaki suyu boşaltıyor. Buradaki musluk seviyesi burası olduğu için buraya kadar boşaltabilir. Hani. Tamam devam edelim. Soruyu okumaya devam edelim. 9000 yüksekliğindeki musluk açıldığında silindirler arasındaki boşluk dışarıya su taşmadan tamamen suyla doluyor. Ha, ben bu su musluğu açınca burası doluyormuş. Bu Yani buradaki su tamamen şurayı dolduruyormuş kardeşim. Onu demek istiyorsun. Su taşmadan burayı doldurmuş. Güzel. O zaman ben ne diyeceğim? Hocam bunun hacmiyle şuradaki aradaki hacim birbirine eşit diyeceğim. Ama dur. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Hatta Abi bu soruyu sen benim dediğim tök teknikten yapmaya çalış bakalım. Yap uzun yoldan mı çıkıyor dikkat et. Ne dedik biz burada? Buradaki su buraya boşalıyor ya. O zaman bunun hacmi aradaki boşluğa eşit. E bunun hacmi basit. Bunun hacminde yarı çap ne diyeceğiz? Burası R. Hemen pi R kare çarpı 7 diyeceğiz. E ondan sonra ne diyeceğiz? Boşluğu bulmaya çalışacağım. Boşluk da pi R artı 3'ün karesi ek çarpı 9 eksi pi R kare çarpı 9 mu diyeceğiz? Çünkü boşluğu bulurken yabancı cisim burası oluyor. Bu cismi çıkartacağım. Şu, şu aradaki suyu bulmak için. Bu şekilde yapabilirsin birinci yol olarak. Ama şimdi dikkatli bir şekilde dinle. İkinci yol. Sen buradaki suyu boşalttığın zaman buradaki su gitti. Buraya tamamen doldu mu kardeşim? Doldu. E o zaman ne oldu? Suya bak şimdi. Hocam burası da suyla dolu. E musluk seviyesi buraya kadardı. Burası da suyla dolu. Yani şöyle gösteriyorum. E toplam su ne yaptı o zaman? Hocam toplam su bir buradaki su yaptı. Bir de aradaki su yaptı. Aa buradaki silindirin hacmine eşit işte oldu bu toplam su. E öncesinde toplam su neye eşitti? Şu silindirin hacmine eşitliği miydi? Evet işte bu soruyu daha da kolay Önceki yoldan yaptığın zaman şu silindirin hacmi aradaki silindirin hacmine eşit dediğin zaman işlem kalabalığı geliyor. Ama bak bu suyu buraya boşaltınca şuradaki su artı buradaki su büyük silindirin hacmini veriyor bana. O zaman bunları eşitleyelim. İlk baştaki suyun hacmi şurası. Yarı çapı R olan yüksekliği de 16 olan silindirin hacmi. Yani V su yazıyorum. pi R kare çarpı 16. Aynı zamanda V su ne eşit? Yarı çapı R artı 3 yüksekliği 9 olan bak aradaki artı burası. Şu büyük silindirin hacmine eşitlemiştik pi r artı 3'ün karesi çarpı 9 eşit oldu. O zaman burada pi'ler nanay mı? Nanay. O zaman burada şöyle 16 r kare eşittir. r artı 3'ün karesini açmayayım tabi. Çarpı 9 geldi. Her iki tarafın kare gün alınca 4 r kare eşittir. r artı 3 çarpı 3 eşit oldu. Kare gün aldığımda. Buradan da kare gün aldığım zaman 4 r kare değil tabii ki. Şurası r kare gitti. 4 r oldu burası. Buradan da ne geldi o zaman? 4 r eşittir. 3 r artı 9 oldu. r'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 9 olarak bulduk. Silindirlerin yarı çap uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. R'yi biz burada 9 bulduysak bir yarı çap kaç yaptı arkadaşım? 9 mu yaptı? Evet bir tane yarı çap 9 diğer yarı çap da 12 mi yaptı? Aynen öyle. 9 ile 12'nin toplamı isteniliyor. Cevap da böylelikle 21 çıktı. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru dostum. Aşırı derecede hoş sorulardan biriydi. Güzel çok sevdiğim sorulardan biriydi. Uzun yoldan da yapılıyor kısa yoldan da yapılıyor gördüğün üzere. Evet geldik örnek 7'ye. Yükseklikleri eşit taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4 4 santimetre olan diktatrisel silindir biçimindeki iki mum aşağıda verilmiştir. Zaten böyle katı cisim sorularında ya böyle sulu sorular soruluyor ya da mum soruları soruluyor böyle hacimsel olarak bakıldığı zaman. Çünkü mumun da erimesinden dolayı sorular da karşımıza gelebiliyor. Birim zamanda aynı miktarda yani 3 dakikada aynı miktarda aynı hacimde eriyen mumlardan bahsediliyor burada. Birim zamanda aynı miktarda eriyen bu mumlardan sarı renkli mum yakıldıktan 7 dakika sonra mavi renkli rum mum yakılıyor. Hmm. Şimdi bu mumu yaktım. Yaktım. Yaktıktan sonra biraz eridi. Bak sarı renkli mumu yaktım. Yaktan sonra eridi. Başlangıçta yüksekleri de birbirine eşitti. Bu eridikten sonra buraya kadar yandıktan sonra sonra burayı yakmaya başlayacağım. Onu diyor bize. Ondan sonra buradan buraya kaç dakika geçti diyor bize. Hocam buradan buraya 7 dakika geçti diyor. Bunu da kullanacağım. Her bir bilgi şekil üzerinde göstereyim ki kafada bu soru işareti kalmasın. Peki sonrasında mavi renkli mum yakılmaya başladığı anda sarı renkli mumun yüksekliği 2 santimetre azalmış. Yani bize şurayı 2 santimetre azaldığını söylüyor. Yani 2 santimetrelik kısmı ne yapıyor? 7 dakikada mı eritiyor burada? Evet. Hatta biz hacimsel olarak da düşünebiliriz bunu. Hocam bunun hacmi ne? Pi r kare çarpı h. Bu 16 çarpı 2. 32 pi yaptı. 36, 32 pi'lik kısmı 7 dakikada eritmiş. O zaman aynı şekilde burada da 32 pi'lik kısmı 7 dakikada eritecek. Neyse soruya devam edelim. Buna göre diyor mavi mum yakılmaya başladıktan kaç dakika sonra 2 mumun yüksek leri eşit olur diye soruluyor bize. Hmm. Arkadaş bu eridi gitti. Bak şu kısmı kaldı mumun. Sonra burada bu mum yakılmaya başladı. Sonra ben bunları böyle yakacağım. Yaktıktan sonra mumların seviyesi eşit olacakmış. Yani bu mum eridi 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 buraya kadar geldi. Bunun da seviyesi buraya kadar gelsin diye soruluyor bize. Yani buradan buraya x gittiyse başlangıçta da yükseklikleri birbirine eşitti ya e o zaman buradaki seviyeler de aynı olduğuna göre burası da ne olacaktır? x artı 2 olacaktır. Şimdi hacimsel olarak buradaki erimeyle burada ki erime birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Çünkü aynı birim zamanda aynı miktarda eriyor diyorlardı. O zaman bunların hacimleri birbirine eşit değil midir? Eşittir. O zaman bunun yarı çapı kaç? 3. Pi 3'ün karesi çarpı x artı 2 Hacimini öbürünün hacmine eşit. Şunun hacmine eşit. Yarıçap bunun da 4. Pi 4'ün karesi çarpı x eşit olacak. Hocam pi'ler gitti. Buradan 9x artı 18 eşittir. 16x eşit oldu. Yani 18 eşittir. 7x yaptı ve x'i de buradan ne bulduk? 18 bölü 7 olarak bulduk. Evet burayı 18 bölü 7 olarak bulduk. Şimdi ama bizden ne isteniyor? Bu mum yakılmaya başladıktan sonra bak şu mum yakılmaya başladıktan sonra kaç dakika sonra bu iki mumun yüksekleri eşit olur diye soruluyor bize. E ben biraz önce ne buldum? Hocam 32 pi'yi 7 dakikada yakıyorduk. O zaman şuradaki hacmi bulacağım. Buradaki hacim eridi ya işte bu hacim eridiğinde kaç dakika geçer diye bulacağım. Aslında kısa yoldan da yapabiliriz ama hadi uzun yoldan yapayım ilk önce. İlk önce uzun yoldan göstereyim. Bak iki farklı yoldan yapacağım. Bu 18 bölü 7 bulduysak x'i burası kaç yapıyor? 18 bölü 7 ile sen 18 bölü 7 ile 2'yi topladığın zaman kaç yapıyor? 14 32 bölü 7 mi yapıyor? Sanırım 14 32 bölü 7 yapıyor. Evet burası 32 bölü 7 yaptı. Şimdi ben şu kadarlık hacim erittiğim zaman kaç dakika geçtiğini bulacağım. Bunun hacmini bulayım o zaman burada. Şunun hacmi kaç yapıyor o zaman? Pi r kare çarpı 32 bölü 7 yapıyor. Oy. Tamam bulduk. O zaman buradan sonrasında şunu yapacağız. Arkadaşım 32 pi'lik kısmı 7 dakikada yapıyordu ya. 32 pi'yi 7 dakikada eritiyorsam bunun hacmi de şu. Pi çarpı o 3'ün karesi yani 9 çarpı 32 bölü 7'lik kısmı kaç dakikada yapar diye oran orantı yardımıyla sonuca ulaşabiliriz. Hatta buradan soru işaretini ne buluruz? Hocam soru işaret direkt şu ikisinin çarpımı buna böleceğim. Aslında böyle işler dişler yapıyordu ya bu ikisi çarpımı bu ikisinin çarpımı bu da böyle olarak geçtiği de belli zaten. O zaman ne oluyor? Pi çarpı 32 e, ilk önce 9'u yazayım. Pardon 9 silgiyi aldım 9 yazdım. 9 çarpı 32 bölü 7 ile neyi çarpıyorum? 7'yi çarpıyorum. Bir de bölü kaç diyorum? 32 pi diyorum. O zaman pi'ler sadeleşti. 7'ler sadeleşti. 32'ler sadeleşti. Cevap kaç yaptı? 9 yaptı. Ne yaptım? Hacimsel olarak düşündüm. Ne dedim? 32 pi 7 dakikada yapıyorsa buradaki kısmı yani şu kısmı kaç dakikada yapar diye bulduk. Ya da şunu yapabiliriz. Buradan buraya geçen süreyle buradan buraya geçen süre aynı değil mi? Aynı. E biz daha öncesinde şunu da söylemiştik. Hatta silindirde çok kullanacağımızı da söylemiştik. Kardeşim yükseklerle hacimler doğru orantılı. Yani 2'deki direk 32 pi ise bunun hacmi direk 18 bölü 7 de bilmem ne diyebiliriz. Ya da hacimlerle doğru orantılı yani Şu 2 birim yüksekliğini 7 dakikada yapıyorsa şu 18 bölü 7 dakika 18 bölü 7 yüksekliğini kaç dakikada yapar diye de söyleyebiliriz. Yani bu da yeşille yaptığımda ikinci yol. 2'yi 7 dakikada yapıyorsa 18 bölü 7'yi kaç dakikada yapar diyeceğiz. Soru işareti de buradan 18 bölü 7 çarpı 7 bölü 2 şeklinde çıkar. 7'ler sadece işte 18 bölü 2 yapar. Cevap da böylelikle doğru 9 çıkar. Bu da bizim şuradaki kısa yolumuz olsun. Evet hem yüksekliklerden oranladım. Çünkü bunu buradan böyle hesaplayacağım ama buradaki geçen süreyi. Aslında buradaki geçen süreyle şuradaki geçen süre aynı ya. Burada hesapladım. 2 birim yüksekliğini 7 dakikada yapmışsa 18 bölü 7 birim yüksekliğini kaç dakikada yapar diye oran oran tekniğiyle bu şekilde yaptık dostlar. Bu şekilde iki çizimi de göstermek istedim sana. Bu da güzel bir soru. Hoş bir soru. 7. soru böylelikle 9 çıktı. Geldik 8. soruya. Taban yarıçapı 4 cm yüksekliğinde Yüksekliği 8 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın içindeki suyun yüksekliği 2 santimetre. Arkadaş, suyun yüksekliği 2 santimetre. Suyun yüksekliği 2 santimetre. Yani yerden 2 santimetre yüksekte olacak. Hocam şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluk değil. Su iki birim yüksek. Yani şurası suyun zemini olan uzaklığı demek istiyor herhalde Değil mi? Yani şurası 2 santimetre demek istemiyor bize. Şurası 2 santimetre. Tamam. Bu kabın düz bir zemin üzerinde yanal ayrıtının zemine temas ettiği durum şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kabın tabanı etrafında 180 derece döndürülerek elde elde edilen görünümü de şekil de gösterilmiş. Anlamadık. Bak 180 derece döndürmüş. Böyle döndürdük. Böyle 180 derece döndürünce hop 180. A buraya gelir. Bunu da döndürünce B de buraya mı gelir? Evet. Bak B buraya geldi. A buraya geldi. Hatta daha da anlamadıysak gösterelim animasyonda. Gelsin animasyon. Animasyonu gösteriyorum. Şimdi çekili birdeki şu silindir içinde su var. 180 derece döndürüyorum. Su hep aynı kalır. Hep aynı kalır. Görüyorsun bak. Çünkü neden dolayı aynı kalıyor su? Yer çekiminden dolayı hep aynı olmak zorunda. Hep yüzeyi orası dikdörtgen yapmak zorunda ve döndürdüğüm zaman da animasyonunda gördüm mü işte bu şekilde oldu. Tamam iyice anlaşıldı. A ve B bu konuma geldi. C ve D de x şekil 2'de şu konuma gelmiş. Buna göre diyor A, B, C, D noktaların birleştirilmesiyle oluşan dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bu dikdörtgenin alanı soruluyor. Bize. Hmm birleştirelim. Hatta işimiz kolaymış. Şöyle birleştirdik dostum şunu. Şunu da birleştirdik. Bu ne yapıyormuş? Bir dikdörtgen yapıyormuş. Tam çizemedim. Şu ne yapıyormuş dostum? Tam olarak bir dikdörtgen yapıyor. Dikdörtgen olduğunu da söylemiş bize. Ki gerçekten de dikdörtgen arkadaşlar. Ee, sebebini zaten soru içerisinde söylemiş. ÖSYM'de benzeri soruyu yazdığında dikdörtgen olduğunu söylemişti. O zaman bu bir dikdörtgense şu kenar ve şu kenar dikdörtgenin alanında şunu bulacağım. Sonra bunu bulacağım. Olay bitecek. Yalnız burada A ve B noktaları oluşan kiriş. E burada da A ve B noktaları sabit ya. Oluşan kiriş aynı değil midir? Aynıdır. Yani aslında şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk nedir? Birbirinin aynısı Hocam burası AB iken burası da çift çizgi değil midir? Evet burası da çift çizgidir. Bunlar da birbirine eşittir. Herhangi bir sıkıntı yok burada. E o zaman burada ben 2'yi kullanmam lazım. Suyun yüksekliğini de 2 vermiş. Taban yarıçapı 4, yüksekliği de 8 olarak vermiş bu silindirde. Yani şurası 8 verilmiş. Taban yarıçapı da 4 olarak verilmiş. O zaman ben burada bir işlem yapacağım şimdi. Dur. Yarıçapı kullanacağım. Hocam burada yarıçap 4 olarak verilmiş ya. E burada suyun yüksekliği verilmiş bana. Şuradaki suyun yüksekliği 2 olarak verilmişti. E buradaki suyun yüksekliği tam burada olmaz. Tam burada da olmaz. Tam burada tam ortadayken böyle olmak zorunda. Ya da biz ne yapıyorduk? Hocam merkez varsa, kiriş varsa çektik yapıyorduk. Hatta merkez varsa, teğet varsa çek yapıyorduk. O tam orta dan böldüğü için buraya denk gelmek zorunda mı gelmek zorunda? E o zaman çember sorusuna dönüştü. Bak boşuna daire tişörtünü giymedim burada. Çember daireye dönüştü burada. Şu uzunluğu bize 2 vermişti. Merkez kiriş çektik yapınca burası da iki eş parçaya bölündü. E şimdi yarıçap uzunluğu da 4'tü, yüksekte 8'di. Şimdi şu uzunluk 2 ise, yarıçap ise. o zaman burası da 2 mi oldu? Evet. Ana o zaman ben burada şuradaki uzunluğu kaç buldum arkadaşım? 2 olarak. Dım. E ben bunu böyle çevirince AB uzunluğu burası olmadı mı? Evet. E o zaman hocam burada benim şu uzunluğu bulmam için bir hamle yapmam lazım. Şu uzunluğu bulmak için bir hamle yapmam lazım. Hatta siyahla çizeyim. Bak şu uzunluğu bulmak için. Bu uzunluğu bulurken ne yapacağım? Arkadaş şuradan şöyle bir üçgen oluşturduğum zaman bu dik üçgen olur. Sebebi nedir? Bak dikkat et. İkinci şekilde de burası AB oldu ya. Aynı şekil üzerinde gösteriyorum. AB oldu ya burası. Bu kiriş de aynı kiriş değil mi? Evet aynı kiriş. Alttaki kirişle aynı kiriş. E burada merkez şimdi eşit olan kirişlerde şimdi dairelerde eşit kirişler varsa bunlar merkeze eşit uzunlukta olmuyor muydu? Evet hocam eşit uzunlukta oluyordu. O zaman buradan çizdiğim dik uzunlukta eşit olmak zorunda. Hatta buradaki şu uzunluk da sabit olacak. 2 birim olacak. O zaman burası da 2 olacak. Yani ben burada şunun ne bulmuş oluyorum o zaman? Buradaki uzunluğu 4 bulmuş oluyorum. Aa hocam buradaki uzunluk 4 olur. Hatta burası şurada bir dikdörtgen yapacak olursam, şunu yapacak olursam, dörtgen yapacak olursam bu bir dikdörtgen olmak zorunda. Niye dikdörtgen olacak? Onu da ispatlayayım ben sana. Şimdi arkadaşlar şunlar birbirinin tıpkısının aynısı mı? Aynısı. Yani ben buraya alfa dersem burası da alfa mı olacak? Evet. Şimdi o zaman burada bunlar zemine paralel. Çünkü su. Bu da zemine paralel. O zaman burada karşılıklı kenarlar eşit ve birbirine paralel olduğu için paralel kenar oldu. E o zaman buraya alfa alfa dersem madem bunlar paralel burası da beta beta olur. Alfa artı beta da kaç derece yapar? 180 derece yapar. Çünkü 2 alfa artı 2 beta 180, 360 olduğundan dolayı. E burası 180 derece, Burası da 90 derece olur. Burası da 90 derece olur. Tamam bunu da anladık. Kafada hiçbir soru işareti kalmasın diye böyle anlatıyorum. Normalde sen bunun zaten 4 birim olduğunu ve zemine dik olduğunu anlayabilirsin zaten buradan. E buradan da burası kaç? 8. E burada 4 8 ise burası 4 kök 5 mi yaptı? Evet. Burayı 4 kök 5 buldum. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. O zaman dikdörtgenin bir kenarı kaç çıktı? 4 kök 5 çıktı hocam. Şurası. Ama bir de dikdörtgen olduğu için burayı da bulmam lazım. Çift çizgiyi de bulmam lazım. Çift çizgiyi bulurken ne yapacağım? En etkili silahım yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince bu yarıçapta 4 ya. 4 2 ise 30 60 90 üçgen çıktı. Burası da 2 kök 3 olur. Çünkü 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısı da 2 kök 3 yapar. Burası da 2 kök 3 yapar. Yani toplamda burası da 4 kök 3 oldu mu? Oldu. E o zaman dikdörtgene bak şimdi. Burası 4 kök 3, burası 4 kök 5. Bizden ne isteniyor? alan isteniyor. Alan 4 kök 3 çarpı 4 kök 5'e eşittir. Bu da 16 kök 15'e eşit oldu. Evet. Güzel bir soru. ÖSYM e benzerini sordu bu. Sordu. Ee, ben biraz şey olsun diye kafada soru işareti kalmasın diye biraz uzun yoldan anlattım. Aslında direkt anlaşılıyor. Hocam burası 2 ise burası da 2 burası 4 yaptı deyip burası da 8 ise 4 kök 5'i bulursun. Sonra bunu bulmam lazım diyeceksin. E bunu bulurken de e, merkez giriş çektik yaptık ya. En güzel ekşi çizim yarış yap zaten burada. Pisagor bağıntısından burayı da 2 kök 3 buluruz. 2 kök 3 4 kök 3 çıkar ve bu ikisini çarpımı bana bu dikdörtgenin alanını verecektir. Evet oradaki dikdörtgen olmasını ispatlamayacağım. Çünkü de böyle bir soru sorduğunda senin oradaki şeklin dikdörtgen olduğunu e, ispatlamanı istemedi. Bu şekilde bir sorusunu sormuştu. Cevap 16 kök 15 çıktı dostlar. Evet cevap anahtarı sanırım hatalı yazılmış. Şuraya bir soru işareti yazayım. Onu ben düzeltirim. Tamam mı dostum? Neyse geldik bir sonraki soruya. Evet yine aynı o ayarda bir soru. Şekilde yarıçap uzunluğu 6 birim ve yüksekliğin uzunluğu 10 birim olan içinde bir miktar su bulunan silindir verilmiştir. Silindirin içindeki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlarım silindirin içindeki suyun hacmini bulmak için ne yapacağız? Aa hocam ben bir şeyin hacmini bulmak istiyorsam neyin hacmini bulabiliyordum? Prizmaların. Prizma diye ne diye bak. Hocam tabanı burası seçersem. Tavanı da burası. Taban tavan aynı. Daire parçası. Bak tabanı da. Tavanı da bir daire parçası yaptı. O zaman şu daire parçalarının alanını bulursam ben olay bitecek. Yani sorun yine neye dönüştü arkadaşım? Daire. Daire sorusuna dönüştü. Daire. Daire da daire. O zaman ben ne yapacağım? Yarı çap uzunluğunun kaç olduğunu biliyorum. 6. Şuraya bir daire çizeyim. Bu dairede yarı çapın 6 olduğunu biliyorum. Bak şuradaki daireyi buraya getirdim ben şimdi. Bu dairede yarı çap uzunluğu 6 ve 6 kök gibi birim uzunluğundaki bir kiriş verilmiş ve ben şuradaki alanı bulmaya çalışacağım. Şimdi ne yapacağım burada? Hocam yarı çap uzunluğunda 6 oldu 6 olduğunu biliyorum ya. E o zaman buradaki parçanın da alanını bulmak istiyorsam ben daire dilimi oluşturmak zorundayım. Çünkü daire dilimin alanını biliyorum. E yarı çapı çizdim, yarı çapı çizdim. Üçgen oluşturdum. Aa ne çıktı burada? 6 6 6 kök ki yani a a a kök ki yani x dik üçgen çıkmadı mı çıktı. O zaman burası buradaki alanı artık ben bulabilirim. Buradaki alan nedir? Niye buradaki alanı bulmaya çalışıyorum bu arada? Çünkü ben bunun bir prizma olduğunu gördüm. Daire parçası yaptı. O zaman ben bu prizmanın alanını bulurken taban alanı çarpı yükseklik şeklinde söyleyeceğim. Yüksekliğini de zaten bunun 11'in vermiş. Çünkü burada öyle söylüyor bize. E o zaman taban alanını bulurken bu daire parçasının alanını bulacağım. Daire parçasının alanı da nedir? Hocam çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. O zaman ilk önce oradaki alanı bulayım ben. Şuradaki alanı A alan diyeyim. A alan ne eşit? Pi R kare bölü 4. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. O zaman burası kaç yaptı? 9 pi eksi 18'e eşit oldu. E şimdi şuraya gelelim. Bunun hacmi artık kolay. Evet kolay. Çünkü hacim dediğimiz şey taban alanı 9 pi eksi 18 bulduk. Çarpı yükseklik yani cevap 90 pi eksi 180'e eşit olacaktır dostlar. Evet güzel bir soru. Yine bak silindir konusundayız. Silindirde yine karşımıza ne çıktı? Daire çıktı. Yani daire konusuna hakim olmamız lazım bu soruları yapmak istiyorsak. Ama hocam silindirle ilgili neyi kullandık? Sadece tanımını kullandık. Yarı çapyajsını kullandık. Biz aslında burada yeni bir prizma oluşturduk. Evet böyle taban ve taban aynıysa prizma olmasına da dikkat et dostum. Tamam. Alan sorulsaydı ne yapacaktık? E, hocam taban alanlarını ayrı bulacaktık. Sonra yanal alanını bulacaktık. Ama bu yanal alanını bulurken de ne yapıyorduk? Taban çevresi. Yani bize o zaman buradaki yay uzunluğu lazım olacaktı. Bir de artı 6 kök gidecektik. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik yani şurası artı 6 kök taban çevresi yüksekliği de 10 deyip o şekilde bulacaktık. Eğer buradaki alan sorulmuş olsaydı bize bunu da söylemek istedim. Evet geldik örnek 10'a. Örnek onda güzel bir soru. Özdeş 3 tane silindir şeklindeki piller şekildeki gibi yan yüzeyleri görünmeyecek şekilde batlanıyor. Tamam. Nasıl batlandığını anladım. Piller yan yüzeyleri görünmeyecek şekilde batlandı. Tabanları gözüküyor yalnız. Dikkat. Pillerin taban yarı çapının ve yüksekliğinin uzunlukları sırasıyla 2 ve 6 olarak verilmiş. Şimdi burada aslında ne var? 3 tane daire var yine. 3 tane daire birbirine değmiş. E, ne yapıyorduk burada? Yine çembersel özellikleri kullanıyoruz. Hop merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ve merkez varsa teğet varsa çektikleri burada uyguladık dost. Şimdi bizden ne isteniyor? Kullanılan bantın yüzey alanı. Kullanılan bantın yüzey alanı aslında bu şeklin yanal alanı değil midir? Evet. Peki bu şekle baktığımız zaman ne var aslında? Hocam bu bir silindir. Değil pardon prizma. Tabanı ve tavanı aynı şekilde değil mi? Evet bu taban burada böyle. Alt tarafta da arka tarafta da taban bu şekilde. Yani bu bir prizma yaptı. Prizma yaptığı için ne yapmam lazım? Prizmanın bizden yanal alanı isteniyor. Yanal alanını bulurken de ne yapacağım? Taban çevresi. Yani şuradaki taban çevresini bulmaya çalışacağım. Dikkat. Hocam şu taban çevresini bulursam olay bitecek. Taban çevresi çarpı yükseklik bana çözümü verecektir. O zaman taban çevresini bulurken bak şimdi çap 2 verilmişti. Hocam 2 burası, 2 burası, 2 burası, 2 burası, 2, 4, 6, 8. Burası 8 yaptı, burası da 8 yaptı. Niye? Burası dikdörtgen mi? Evet hocam. Çünkü burası da 2 birim, burası da 2 birim. Uzunluklar eşit ve birbirine paralel. Paraya kenar hatta dikdörtgen oldu. O yüzden burası 8 ise burası 8 yaptı, burası da 8 yaptı. Peki bana ne lazım? Şuradaki uzunlukları buldum ben. Hocam bana şuradaki uzunluklar lazım olacak şimdi. Taban çevresini bulurken. E buraya bakacak olursak bu 90, bu 90, burası 180 yaptı. Aa yarım yay yaptı. E burası da yarım yay yaptı. Yani burası 2 pi r bölü 2, yarım yay olduğu için 2 pi yaptı. Hatta burası da 2 pi yaptı. E o zaman taban çevresini bulduk. Şimdi yan alanını yazabilirim. Yan alan taban çevresinde 2 pi 2 pi 4 pi var. Bir de 8 8 16 var. Artı 16. Taban çevresi bu. Çarpı yükseklik. Yüksekliği de bize kaç vermişti? 6 olarak vermişti. Çarpı 6 dersem, o zaman 24 pi artı 96 bana bu şeklin yan alanını verir. Güzel bir soru, hoş bir soru. Yine garip bir şekilde tabanı ve tavanı aynı olan bir prizma ile karşılaştık. Bu prizmanın yan alanında taban çevresi çarpı yükseklik oldu. Bu tekniği sana öğretmiştim zaten. O yüzden burada da sıkıntı yaşamazsın büyük ihtimalle. Evet geldik şu soruya. Bu soru da güzel bir soru, zor bir soru değil. Düşünce yapanı çok güzel bir şekilde kullanabileceğim bir soru. O yüzden şöyle bir bana bir bak bakalım kardeş. Bu soruyu öncelikli olarak sen yapar mısın? Bak zor bir soru değil. Lütfen mantıklı olarak düşün ve burada ee, neyi düşüneceğiz, neyi düşüneceğiz? neyi düşüneceğiz? Düşün ya sen düşün. Ben neyi düşüneceğini soruda zaten söyleyeceğim. Tamam. Dolu kısmı düşün. Boş kısmı düşün. Bir şeyler yap böyle. Ona göre soruyu çözmeye çalış. Tam böyle sınavlık bir soru. Sınavlık bir soru. Hadi bakalım ben çözüme başlıyorum. Şimdi soruya baktın sen. Soruya baktığın zaman ya hocam iyi güzel hoş. Dolu kısmı silindir de boş kısmını ne yapacağım burada? Garip bir şey. Ben bunun hacmini bulamam ki. Ya da buradaki dolu kısım mesela bu sefer garip bir şey oluyor. İşte sorularda dolu kısım mı boş kısım mı hangileri senin işine yarıyor? Bazen su olan kısım bizim işimize çok yarıyor. Bazen de suyun olmadığı kısım çok işimize yarıyor. Bakalım burada neler işimize yarayacak. Şimdi tabanında oval olan kısmına kadar kısmı silindir olan su şişesi. şişesi. İki farklı biçimde aşağıdaki şekilde konulmuş. Evet. Şuraya kadar kısmı silindir. Görüyorsun. Sonra ters çevirdiğim zaman hocam şuraya kadar kısmı silindir ama burada kısmın ne olduğunu bilmiyorum. Eyvah. Şimdi 4 bölü 7'si doldur. O zaman dolu kısım 4V iken tam kısım 7V boş kısım ne olacak o zaman? 3V Arkadaş ne olursa olsun. Burada ben şişeyi böyle ters çevirdiğim zaman dolu kısım yine 4V mi? Evet. Hatta boş kısım da hala da 3V mi olacak arkadaş? Evet 3V olacak. E o zaman dolu kısımları yazdım. Dolu kısım 4V, boş kısım 3V. Dolu kısım 4V, boş kısım 3V. E bu aynı şişe olduğu için yükseklikleri aynı değil midir? Aynıdır. Yani burası yükseklik olarak 18 artı x'tir. Hocam buraya ne kaldı o zaman? Buraya 4 artı x yüksekliği mi kaldı? Aynen öyle. E şimdi burada beni ilgilendiren kısım ne? Hocam burada beni ilgilendiren kısım şu kısım. Dolu kısmı silindir çünkü. Boş kısmının ne olduğunu bilmiyorum. Burada beni ilgilendiren kısmı ne? Burada da beni ilgilendiren kısmı bak şurası. 3V'lik kısmı olacak çünkü orası silindir. Ha, ha. O zaman ben şöyle yapabilirim. Hocam buradaki dolu kısım ne? Buradaki dolu kısım 4V. Buradaki boş kısım 3V. 4V eşittir bir şey yazarım. 3V eşittir bunun hacmini yazarım. Oradan V'ler gelir mi? Burada V buradan V'ye gelir. Oradan sonra birbirlerine eşitleyebilirim. Hani 4 V eşittir bu deyip bu yüksekten. 3 V eşittir bu deyip bu yükseklikten sonuçta ulaşırım. V'lere ulaşırım. Sonra V'lere eşitlerim. Ya da hocam buradaki dolu kısım 4 V buradaki boş kısım 3 V. Yani ben direkt 4 V'nin 3 V'lik kısma oranlayabilirim de. O şekilde de yapabilirim. Yani buradaki dolu kısmın buradaki boş kısmı oranının 4 bölü 3 olduğunu biliyorum. E onu yazayım. Oranlayayım o zaman. Oranlayarak gidebilirim. 4 V kısmı nedir arkadaşım? Hocam yarı çapını vermemiş bize. Yarı çapı R her ortak pi'yi r kare çarpı 4 v'lik kısma bakıyorum. Yüksekliği 4 artı x. 4 artı x bölü 3 v'lik kısım ne hocam? 3 v'lik kısımda pi r kare çarpı x değil midir? E evet. pi r kare çarpı x eşit. Aa burada şunlar şunlar gitti. V'ler de gitti. Yani 4 bölü 3 eşittir. 4 artı x bölü x eşit oldu. 4 x eşittir. 12 artı 3 x eşit oldu. X de böylelikle kaç bulduk? 12 olarak bulduk. Evet güzel bir soru. X 12 çıktı. Gerçekten hoş bir soru. Şurayı kullandırıcı çok güzel bir soru. İnşallah çözmüşündür. Yalnız ben burada şunu da yapabilirim. Bir, e, şu mantığı da öğrenmeni istiyorum. Daha kolay bir yoldan şu şekilde de yapabilirim. Hocam buradaki silindir beni ilgilendiriyor. Buradaki silindir de beni ilgilendiriyor. Yarı çaplar aynı ya. Hani silindirde ben ne demiştim? Silindirde yarı çaplar aynıysa eğer yüksekleri oranı atıyorum burası 2 burası 3 ise 2'deki hacim 2V ise 3'deki hacim 3V'dir dedim. Yüksekleriyle doğru orantılıdır. Hocam buradaki dolu kısımdaki yarıçapla boş kısımdaki yarıçap silindirde aynı ya. O zaman burası 4V'ye burası 3V ise direkt hacimler oranı yüksekler oranı da eşit diyebiliriz. Yani şunu yazmamıza gerek kalmazdı. Yani direkt 4 artı x bölü x direkt 4 bölü 3'e eşit diyebilirdik. Yani çözümümüz sadece burası da olabilirdi. Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. Çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Bazen de boş kısımlar bizim için önemli olabiliyormuş. Ki burada da gördüğün üzere mükemmel bir soru. Tam da sınavda çıkmaya aday bir soru. Bu sorunun yanına yıldız koy. Sonrasında döndüğünde yeniden bu soruya bak dostum. Tamam bakman gereken sorulardan biri. Evet geldik örnek 12'ye. Örnek 12'de de aşağıdaki şekilde içi su dolu, yarıçap 2 cm olan ağzı açık dik silindir zeminle 45 derece yapacak şekilde eğilmiştir. Buna göre dökülen suyun hacmi nedir diye soruyor. En başta dikmiş bu içi su doluydu. Sonra ben bunu böyle eğmişim 45 derece eğmişim. 45 derece eğdiğimde dökülen suyun hacmi isteniyor. Yani dökülen su neresi? Arkadaş şu boştaki hacmi isteniyor. Şimdi bu eğik böyle eğdiğimizde oluşan sularda nasıl davranacağız? Biz neyi biliyoruz? Silindirdeyiz hocam. Şu herhangi bir şekilde hacmini bulamam. Çünkü tabanına baktığım zaman aynı taban alt tarafta yok. E başka da bunu bir şekilde hiçbir şekilde bir şekle benzetemedik. Yani bir prizmaya benzetemedik. Bir prizma değil yani burası. Yarıçapı da kaçtı bunun? Yarıçapı da 2 Yarı Yarıçap 2 santimetre ise 2 burası, 2 burası. Tamam, bunu düşüneceğiz. Bu şekilde eğdiğimiz zaman ne yapacağız? Şimdi onu anlatacağım ama ilk önce ben şunu söylemek zorundayım. Arkadaş, su sorularında su nasıl olursa olsun bir bana bir bak şöyle. Mesela elimde bir su var. Ben suyun nasıl koyarsam yani zemine koydum hale şu zemine koydum bu şekilde suyun yüzeyine dikkat et suyun yüzeyi ne yapıyor burada her zaman zemine paralel değil midir suyu nasıl yaparsan yap şu şekilde de yapsan ne oluyor hocam bu şekilde de yaptığım zaman bak şununla su yüzeyi her zaman ne oluyor paralel oluyor şöyle de yapsam paralel böyle de yapsam paralel bak oradaki paralellik hiçbir zaman değişmiyor lütfen dikkat et yer çekiminden dolayı bu şekilde oluyor yani ben neyi buldum ilk etapta şurayı söyleyeyim ben sana şunu söyleyeceğim şuradaki suyla zemin kesin kesinlikle ama kesinlikle paraleldi. Paralelliği kullanacağım. E 45 boşu boşuna verilmemiştir. Hocam o zaman Z'den dolayı hatta ben şuradaki şeyi çizeyim. Şunu şöyle çizecek olursam çizgiyi. zemine paralel bir çizgi. Z'den dolayı burası 45 derece yaptı mı yaptı. Hocam burası da 45 yaptı. E burası 90'sa burası da 45 oldu mu oldu. Bak güzel bir şey çıktı. 45 45 90 üçgeni. 4 ise burası da 4 olacak mı olacak. Evet 4 oldu. Şimdi buradan sonrasında ne yapacağız? Benden ne isteniyor? Hocam benden beyaz olan kısmın hacmi isteniyor. Bu tür sorularda eğimli sorularda şunu yapacağız kardeşim. Silindire tamamlayacaksın. Bak bak bak. Yeni bir şey öğreniyorsun. Hocam ben bunu böyle bir silindir yapayım alt tarafında. Silindir yaptığım zaman sadece ve sadece üst tarafını düşün şimdi. Hocam bunun üst tarafını düşünecek olursan şimdi eğdik ya ben bunu. Eğdim ya. Dökülen suyun hacmi isteniyor. Buradaki suyun hacmi isteniyor. Bak dikkat et. Sadece üst tarafın hacmini düşüneceksin şimdi. Üst tarafın hacmini düşünecek olursan yani şuraya bakacak olursan. Hocam yarısı dolu yarısı boş değil mi burada? Evet. Bak yarısı dolu yarısı boş. Aa o zaman ne olacak? Şu üstteki silindirin hacminin yarısı olacak kardeşim. O zaman ne diyeceğim? Hacim eşittir. Üstteki yani şuradaki silindirin hacminin yarısı. Çünkü eğdiğim zaman yarısı dolu yarısı boş. İşte boş kısmın hacmi isteniliyor benden. O boş kısmın hacmi de yarı çapı 2 olan yüksekliği 4 olan pi 2'nin karesi çarp 4 silindirin yarısı yapacaktır. E o zaman burada da bu kaç yapıyor? 8 pi yapıyor. İşte bu ve boş olan ve boşluğun hacmi ne yaptı? Tekrar söylüyorum şuradaki silindirin yarısı dolu yarısı boş olduğu için yarısı yap. Güzel bir tekniktir. Bu tekniğe de alış. Bununla ilgili güzel sorular önceden ÖSYM e sordu. Evet buradaki 45'i de kullanmamız gerçekten çok güzeldi. Ona da dikkat et. Geldik şu soruya. Evet bunu bu sefer animasyonda göstereyim sana. Dur bakalım. Şekil 1'de toplam yüksekliği 15 birim olan dik silindir şeklindeki kap 11 birim yüksekliğine kadar su ile doludur. 11 birim yüksekliğine kadar dolu. Boş olan kısmı da bu. O zaman ben bunu söyleyebilirim. Burası 4V ise burası 11V diyebilirim değil mi? Yükseklerle hacimler doğru orantılı. Bir kere hacimle ilgili bir şey yapacağımız belli gibi burada. Bakalım biz yine de yazalım. Burası. Burası da 11V yap. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şekil de göstereyim. Tamam şimdi ne yapayım ben bunu? Eğim. Bak. Bir dakika. Kap şekil 2'deki gibi su dökülmeyecek şekilde eğildiğinde. Su dökülmeyecek şekilde gel birlikte eğelim şunu. İlk başta dikey şekilde eğiyorum şöyle. Şekil 2'deki bu hale gel. Ama dur devam edelim. Eğildiğinde A, B, X en az kaçtır? O zaman suyu eğebildiğim kadar eğmek zorundayım değil mi? X'i azaltmak için. Nereye getirmem lazım? Kabın en ucuna getirmem lazım. O yüzden eğmeye devam edeyim. Devam edeyim. Devam edeyim. Dur. Tam ucuna geldiğinde dur. Su dökülmesin diyor bize işte bu haldeyken x en az olur kardeşim. Yani sorunun belli bir kısmına kadar burada bize söylemiş aslında. Bir şey bize bir şey söylemiş burada. Aslında buradaki şekil asıl şekil bu değil. Asıl şeklimiz ne olacak? Tam olarak ben şu şekilde eğmeye devam ettiğim zaman kap tam uç noktaya geldiğinde yani şeklimiz böyle olduğunda bizim en az değerimiz burası oluyor dostum. Güzel. A, B, X en az kaç birim olur diye soruluyor şimdi bize. Dolu kısım bak şimdi dikkat et burası. O zaman burada ben ne biliyorum? Burası 4 burası 11 ya. Hocam doluk kalan kısım hala 11 v Boş olan kısım hala 4V mi? Evet 4 v O zaman ben hala daha burada da suda herhangi bir azalma olmadığı için dolu olan kısım burası ya. Dolu olan kısma ne diyeceğim? 11V diyeceğim. Boş olan kısma da ne diyeceğim? 4V diyeceğim. Evet şurayı sileyim. Şuradaki kısmın toplamda şuradaki kısmın 11V olduğunu biliyorum. E şimdi ne yapacağım? Ben bunu gördüğüm zaman ne yapıyordum? Hocam şöyle bir silindir yapıyordum. Silindir yaptığım zaman sadece ve sadece üst tarafı düşün. Üst taraftaki silindirde yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. E boş olan kısım 4V ise o zaman burası 4V olmak zorunda değil mi? Aynen öyle. E hocam burası toplamda kaç V'di? 11V'di. 11V olması için de buraya ne kalıyor o zaman arkadaşım? 8V kalıyor mu? Kalıyor. Çünkü dolu olan kısım 11V oldu. E o zaman burada ne yaptık? Şimdi dikkat et. <laughs> Pardon burası 7V olacak. Çok özür. 11V yapması için 7V kaldı. Çünkü 4V buradaysa buraya 7V kaldı. E sonrasında ne yapacağım? Artık şu silindirleri ayrı ayrı düşüneceğim. Şu silindiri ayrı düşüneceğim. Şu silindiri ayrı düşüneceğim. Hocam buradaki silindirde bakacak olursak Şuraya kadar kısmı 8 ve Buraya kadar kısmı ne? 7 ve. E buradaki hacimler oranı 8 bölü 7 ise yüksekleri oranı da 8 bölü 7 olmaz mı? Olur hocam. O zaman buraya kadarki yüksekliği 8K ise buraya kadarki 7K'dır ve toplamda burası 15'tir. Yani toplamda o 15 olacak. Toplamda 15K eşittir. 15 ise K'yı da buradan 1 bulurum o zaman. K1 ise 7 kda 7 yapar ki en az X'in durumu ne oluyormuş? 7 oluyormuş. Bizden de bu isteniliyor. Cevap o zaman 7 çıktı. Gerçekten bu da güzel güzel bir soru dostlar gerçekten bu da çok hoş bir soru. Yalnız burada sana bir farklı bir teknik daha söylemek istiyorum. Şimdi burada hatta şu soruda göstereyim ben. Şimdi bu soruda ben bu boşluğun hacmini bulmaya çalışacağım ya. Bak şimdi. Dedim ki şu silindirin yarısı dolu yarısı boş dedim. Tamam. Bazen daha farklı tek de sorularda sorulabiliyor. Sen bunu bu şekilde döküp yani soru şu şekilde olmuş olsaydı. Bunu bu şekilde döküp 45 derece eğip bu şekilde döküp yeniden eski konumuna getirseydin yüksekliği ne olur diye de sorulabilirdi. Yani sorumuz şu şekilde de olabilirdi. Şöyle bu hale getirdim, getirdim. Su döküldü ya bu kadar bir şey oldu silindirde. Bu kadarlık kısmı dolu. Şimdi şuna dikkat edeceksin yine. Bu dolu kısım hala daha burada dolu, değil mi? Buradaki boş kısma odaklanacaksın. Boş kısım hala daha boş kısım. Buradaki boş kısmın hacmiyle aynı mı olacak? Evet. Bak dikkat et. Buradaki silindirin yarısı dolu, yarısı boş, değil mi? Yarısı dolu, yarısı boş. O zaman 4 birim yüksekliğindeki ben bu kabı böyle düz konuma getirdiğim zaman yüksekliği 4'tü. Yarısı dolu, yarısı boş olacak ya. O zaman yüksekliği ise yarısı dolu, yarısı boş olacak şekilde şu şekilde olmak zorunda. Yarısı dolu yarısı boş. 4 ise 2'ye 2 diye paylaşır. Direkt buraya da ben 2 birim yüksekliği kaldı diyebilirim. Yani bu şekilde eğip sonra eski haline getirdiğim zaman yüksekliğinden suyun yüksekliğinden 2 birim azaldı da diyebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Hatta buradaki boşluğu bu soruyu o şekilde de yapabiliriz. Ee, yarı çapı kaç olan? 4 olan ve yüksekliği 2 olan silindirin hacmi. Yani pi yarı çapı 2 idi pardon. Pi r kare çarpı 2 deyip de yine 8 pi'ye yi de ulaşabilirdik. Peki burada da o mantık yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben bunu eğdiğim zaman uç noktaya geleceğim ya. O zaman uç noktada bak dikkat et. Hocam burada yarısı boş yarısı dolu ya. E ben bunu eğdiğim zaman şu şekilde. bu Buradaki silindiri düşün şimdi. E, dik konuma getirdiğim zaman yarısı dolu yarısı boş olacak. O zaman dik konuma getirdiğim zaman yarısı dolu yarısı boşken o zaman bu şekli alacak. E bu şekil önceden 4'tü burası. E burası 4. Yarısı dolu yarısı boşsa burası 4, 4 olacak. Toplam burada 8'i bulurum. Buraya da 7 kaldı da diyebilirim. Burada da farklı bir çözüm yöntemi de bu şekilde göstermek istedim sana. Evet örnek 13'ü de bu şekilde bulduk. Ve çok güzel Sorular çözdük ve çözmeye de devam edeceğiz. Onu da bir sonraki derste halledelim istersen. Evet, gerçekten güzel sorular çözdük. Hoş sorular çözdük. Ve yani bu tekniği unutma. Uzun zamandır sormuyor ÖSYM karşına çıkabilir. Bu yıldızlı bir soru. Çok güzel bir soru. Bu soruların mantığını artık anladın zaten. Daha öncesinde de yaptık. Ve burada da güzel sorular vardı gerçekten. Şu soru özellikle güzel soruydu. Bu soru da özellikle güzel soruydu. Ve bunlar da ÖSYM'nin sorduğu sorulardı. Diğerleri de zaten şurada da zaten olayı da anladık. Silindirde. Sonrasında burada da şu mantıki her şeyi sana göstermek istedim. Her şeyi gösterdim ya. Eksik hiçbir şey kalmadı. Vallahi kalmadı. E o zaman ne ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, dersin devamında. Yani 47. günün ikinci dersinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Yorulduk ama değdi. Çok güzel şeyler öğrendik. Abone ol, beğen, unutma. Görüşürüz.